Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün size başımdan geçen ilginç bir olay anlatayım diye arabamın başına geçtim. Ben bu aracı 2018 Ekim ayında aldım. Aracı sahibinden.com üzerinden buldum. Telefonla iletişime geçtim. Bu arkadaş bir devlet kurumunda çalıştığını belirten bir arkadaştı. Telefonda ön pazarlığımızı yaptık. Daha sonra gittik. Aracı beğendik. Ekspertiz raporu yaptırdık. Ekspertiz raporuna göre aracımızı aldık. Aracımızın ekspertiz raporunda aracın komple boyalı olduğu, aracın sağ ön tarafından kazalı olduğu, bu parçanın değişmiş olduğu, onun haricinde değişmiş bir parçasının olmadığı, şaselerinde ve kulelerinde işlem olmadığı ve diğer tüm parçalarının orijinal olduğu yazılıyordu. Ve ciddi bir ekspertiz şirketi, ismini vermeyeyim, tarafından yapılmış bir ekspertizdi. Biz de pazarlığımızı ona göre yaptık ve aracı aldık. Buraya kadar her şey normal. Aradan 3 ay geçti. 3 ay sonra bir gün sabah polisler kapımıza geldi. Dediler ki aracınız hakkında yakalama kararı var. Aracınıza el koyacağız. Belki televizyonda izlemişsinizdir. İşte Tokat'ın Turhal ilçesi merkezli bir Change araç şebekesi yakalandı diye. Ve polislerle beraber emniyete gittik. Orada bir ön inceleme yaptılar. Savcının kararıyla araca el koydular. Buraya kadar yapacağımız hiçbir şey yoktu. Bekledik. Gittik avukat bulduk. Avukatlara danıştık. Neler yapabiliriz diye. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Emniyet bize dedi ki aracın kriminalde incelenmesi gerekiyor. O yüzden aracı kriminale götüreceğiz. Sağ olsun emniyetteki arkadaşlar yardımcı oldular. Kriminal sadece Ankara'da varmış. Bazı illerde varmış, Samsun'da varmış falan. Benim bulunduğum ilde kriminal olmadığı için Ankara'ya götüreceğiz dediler aracını. Sağ olsun memur arkadaşlar şey dediler, sen de gel bizle. Hani beraber bir memur verdiler yanımıza. Aracı o kullandı. Ankara'ya kadar gittik. Randevu alınıyormuş oradan. Randevu aldılar bizim adımıza. Randevu da incelediler. Bildiğiniz böyle sanayi sitesi gibi bir yer. Göl başında. Ankara'da. İçeride sivil resmi memurlar var. Üzerlerine böyle beyaz tulumlar giyiyorlar. Tek kullanımlık. Aracı kaldırıyorlar. İşte forkliftleri var. Her türlü evrak şeyleri, alet setleri falan var. Aracı ilk benim aracımda şüphelendikleri yer. Araç sağ taraftan kazalı olduğu için aracın kupa başındaki şase numarasını incelemeye başladılar. Aracın bu bölgelerini söktüler. Burayı söktüler. Ellerindeki kimyasallarla buradaki boya sökücüyle buraların boyasını söktüler. Şuradaki şase numarasının orijinal olmadığına bakmaya çalıştılar. Sonradan kaynatılıp kaynatılmadığına. Bu change işleminde şey yapıyorlarmış, oradaki memur arkadaşlar verdiler bilgiyi de bana. Ya bu kupayı değiştiriyorlarmış başka bir aracın şasesiyle. Daha profesyonelleri aracın komplesini değiştiriyorlarmış, sağ tarafı şaseyle beraber. Daha basit ve amatörce yapılanlarında da bu bölgeyi değiştiriyorlarmış. Benim aracım burası kazalı olduğu için ve burası işlem gördüğü için burada bayağı şüphelendiler, bayağı uğraştılar buraya. Yaklaşık 2-2,5 saat kadar uğraştılar. Önceden boyası var mıydı buranın? Buranın vardı. Boyayı onlar söktüler. Aracın çamurluğun altından giriyorlar, bakıyorlar. İşte aracın şasesinde kesme işlemi var mı diye aracı kaldırıp altından inceliyorlar. Kaynak yerleri varsa kaynak yerlerini kimyasallarla söküp bakmaya çalışıyorlar neler var diye. Sonuç olarak benim aracıma şöyle bir rapor verdiler. Kriminalde. Üzerinde şu nolu plaka bulunan, şöyle göstereyim size uzaktan. Şu nolu plaka bulunan kırmızı renkli Swift tipi Suzuki marka otomobil incelemesi neticesinde motor bloğu sol arka yan yüzeyindeki şanzıman bağlantı flanşlı yanı şu motor numarasına ve sağ ön amortisör kulesindeki şu şasi numarasının orijinal olduğu kanaatine varılmıştır. Açıklama ve değerlendirme kısmında da şöyle yazmışlar. Şasi numarasının bulunduğu amortisör kulesinin etrafında orijinal olmayan kaynak izlerinin tamir amacıyla yapıldığı değerlendirilmiştir diye
aracın change olmadığına dair, orijinal olduğuna dair bir rapor vermişler. Tabi emniyet bu raporu almasına rağmen hemen bırakmadı. Çünkü savcının izniyle, yani savcının emriyle araç bağlandığı için bu yazının savcıya gidip savcının da tekrar bırakmasını, kararını vermesini beklediler. Yaklaşık bu süreç benim için 5 hafta sürdü. 5 hafta boyunca araç emniyette bağlı kaldı. 5 hafta sonra emniyetten çağırdılar. Aracımı teslim alabileceğimi söylediler. Gittim aracımı teslim aldım. Tabi bu süreç içerisinde change arabaların ne olduğunu, nasıl olduğunu araştırdım. Neler yapıyor insanlar ve nasıl change yapıyorlar. Ve bunu polis arkadaşlar da sağ olsunlar, hani konuşurken, muhabbet ederken anlattılar. Bunun en yaygın yöntemi şu. Bir tane kazalı araç buluyorlar. Kazalı aracı satın alıyorlar. Ve bu piyasada çok fazla bulunan, hurdaya dönüşmüş, artık perte çıkmış aracı satın alıyorlar. Perte çıkmış araçları satın alıyorlar. Bunları ucuza mal ediyorlar. Atıyorum 100 bin liralık aracı 20 bin liraya, 30 bin liraya satın alıyorlar. Biz düşünüyoruz ki işte kazalı aracımızı sattık. Onlar tamir edecekler ve satacaklar. Birçoğu öyle yapmıyor. Aynı model, aynı marka, aynı renk başka bir aracı çalıyorlar. Sizin sattığınız hasarlı aracı şase numaralarını ve motor numaralarını çaldıkları araca çakıyorlar. Bu sayede çaldıkları araç piyasaya temiz bir ruhsatla, temiz şase numarasıyla ve şeyle giriyor. Yeni plakasıyla, o kazalı aracın plakasıyla tekrardan trafiğe çıkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi hurda aracı da parçalayıp satıyorlar. En yaygın yöntemlerden birisi bu. Ben polislere şunu sordum. Dedim ki arkadaşlar, hani bundan nasıl korunuruz? Yani aracın ben ekspertizini yaptırdım. İşte noterden satışını aldım. İşte paramı verdim, hiçbir sıkıntı yok. Nasıl korunuruz? Onların bana dediği, bundan korunamazsın. Bu şans meselesi. Bu iki ihtimalle açığa çıkar. Ya bu işi yapan adam yakalanır ve onun sattığı araçlar, onun elinden geçen araçlar incelemeye alınır, kırılma inceleme yapılır. Öyle uyanabilirsiniz. Ya da birisi ihbar eder. Şu araç change araçtır diye. Emniyet yeniden incelemeye alır. Savcılık izniyle kriminal yapılır. Ve böylelikle bu araçların change olabilme olduğu belli olur şeklinde yorum yaptılar. Ben dedi, mesela bir arkadaş vardı orada, polis arkadaş. Dedi ki ben gittim kendi birimimde çalışan başka bir polisin altından aldım arabayı dedi. Yani bunu bile bilmeniz imkansız dedi. Bu şöyle bir şey dedi. Change araba kullandığınız zaman şu da var dedi. Belki ömrünün sonuna kadar, araba hurdaya çıkana kadar hiç belli olmayabilir. Ya da ertesi gün yakalanabilirsiniz. Yani bunun şeyi yok dedi. Ha, yakalandığınız zaman şöyle bir şey var. Yakalandınız ve araba sizin elinizde patladı. Son alan sizsiniz. O zaman tabii biz de başımıza geldiği için gittik avukatlarla görüştük. Neler yapabiliriz diye. Haksız zenginleme diye bir dava var. Siz aldığınız kişiye haksız zenginleme davası açıyorsunuz. Ve bu sayede siz aldığınız kişiyi muhatap biliyorsunuz. Aracı change yapan kişi o olsa da olmasa da siz onu muhatap biliyorsunuz. Ve genelde böyle durumlarda zincirleme en son aracı change yapan kişiye kadar gidiyor dava. Siz bir öncekini aldığınızı açıyorsunuz, aldığınız aldığını açıyor şeklinde. Ama büyük ihtimal change alan, change yapan kişiden alan adam patlıyor. Çünkü zaten adamın elinden onlarca change çıkmış oluyor. Onlarca davası oluyor. İşiniz kötü oluyor. Benim en büyük rahat olduğum taraf şuydu. Ben aracı bir memurdan satın almıştım. Memurdan satın aldığım için avukatlar bana şey demişti, korkmayın, çok kısa bir süre içerisinde senin aracın parasını alırız ve sen zarara uğramazsın dediler. Eğer araç change çıksaydı, öyle bir şey çıkmadığı için de hiçbir sıkıntıya düşmedim. Bana şunu da söylediler, arada 5 haftalık bir mağduriyet yaşadığım için istersen dava açalım dediler. Arada mağduriyetin için tazminat talep edelim dedi avukatlar, ama ben o işe de girmedim, gerek de duymadım. Aracım geldi nasılsa. Çok da önemsemedim. Daha sonra ikiz plaka muhabbeti var. Aynı bu işlerde. Bir de onu anlatayım aklıma gelmişken. Şöyle yapıyorlar. Araç sıfır araçlarda oluyor bu genelde. Siz aracı sıfır alıyorsunuz. Atıyorum A model, A marka bir aracı. Ankara'dan sıfır alıyorsunuz. Faturası kesiliyor. Aynı faturayla çalıntı bir araç. Başka bir şehirde.
Tekrar plaka, aynı plakayla, pardon, aynı faturayla tekrar sokuluyor piyasaya. Siz tabii, siz mağdur oluyorsunuz burada. Siz hani olayın bilincinde bile değilsiniz. Gittiniz sıfır mark, sıfır bir otomobil aldınız. İçiniz rahat. Niye arabada işlem yoktur, şu yoktur, bu yoktur diye. Ama adamlar onun faturasıyla, o aracın faturasıyla gidip başka bir şehirde, başka bir ilde aynı model, aynı marka, çalıntı bir araca şasesini işleyerek, faturası kesilen aracın şasesini işleyerek bir plaka daha çıkartıyorlar. Buna da ikiz plaka diyorlar. Yani ikiz plaka deyince aynı plaka gibi algılıyor insanlar ama aynı plaka değil. Yani aynı arabaya iki plaka çıkartıyorlar. Sistem şase numaralarını takip etmiyor emniyetin. Şu anda etmeye çalışıyorlarmış. Onu da öğrendim hırsızlık şubeden. Onun için uğraşıyorlarmış. Mesela arkadaşlar bir konu daha anlatayım. Bu konuda araştırırken denk geldiklerimden. Televizyonlarda sık sık haber duyarız işte. A ünlüsünün bindiği süper lüks model, işte süper model, süper lüks şu jip, işte çalıntı çıktı, çent çıktı, işte emniyet el koyar falan. Bunun sebebi de şumuş, onu da araştırdım, öğrendim. Türkiye'de önce kazalı bir lüks jip buluyorlar. Atıyorum bu bahsettiğim jipler 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon TL'lik jipler. Bunun kazalısını gidiyorlar 300 bin liraya, 200 bin liraya satın alıyorlar. Bu şebeke daha sonra gidiyor yurt dışından aynı model, aynı marka bir araç satın alıyor, Türkiye'ye getiriyor. Vergisiz normal turist olarak girişini yaptırıyorlar. Aradan Türkiye'ye girişini yaptırdıktan sonra Türkiye'deki kazalı aracın şase numaralarını getirdikleri aracın üstüne çakıyorlar. Türkiye'deki kazalı aracın ruhsatını yurt dışından getirdikleri araca takıyorlar, ya yani veriyorlar, koyuyorlar, plakaları da takıyorlar. Yurt dışından gelen aracı da götürüp gümrüğe teslim ediyorlar. Biz kaza yaptık bu araçla diye. Üstünden değerli eşyalarını da söküyorlar tabii. Götürüyorlar, gümrüğe teslim ediyorlar. Biz bu araçla kaza yaptık diye gümrüğe bırakıyorlar. Gümrük de işte yurt dışı ile iletişimi kuruyor. Bu araç burada kazalı, isterseniz alın gibisinden. Bu sayede siz Türkiye'den atıyorum 200 bin liraya aldığınız hurda bir aracı yurt dışından 50 bin, 70 bin euroya aldığınız bir araçla birleştiriyorsunuz. 500 bin liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'ye getiriyorsunuz. 1,5 milyona, 2 milyona satıyorsunuz. Bunu da genelde ünlüler alıyor veya iş adamları alıyor. Siz olayın farkına bile varmıyorsunuz. Siz işte 6 aylık, 1 yaşında araba alıyorum ve hani piyasa fiyatından 100 bin liraya ucuz alıyorum gibisinden düşünüyorsunuz. Ki birçoğunda ucuza bile satmıyorlar. Normal piyasa değerinde satıyorlar. Aradaki fahiş kazanç da kendilerine kar kalıyor. Birçoğu da yakalanamıyormuş. Ta ki birisi ihbar edene kadar veya o kişi yakalanıp onun sattığı tüm araçlar incelenene kadar kolay kolay yakalanamıyorlarmış. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konuyla alakalı aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında bana yazın. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.